İnsanın inandığı bazı şeylerden umudu kalmayınca başka inançlara yönelir. Özgürlük ve engeller arasındaki denge aşırı ölçüde bozulduğunda sonuç mutsuzluktur. Acıyı görmezden gelmek ölmektir. Kişinin doğumdaki şansı, kendi istemi dışında soyuna mahkum olmasıdır. Konuşma veya büyüklerine yanıt verme ya da burada konuşamazsın, konuşabileceğini kim söyledi gibi ifadeler bir kapatma şeytanı yaratabilir. Bu ifadelerden herhangi biri bir kekeme yaratabilir. Sürekli bir şeylerden kurtulmayı planlayan kişi mutsuz ve perişan olacaktır. Bir şeylere karışmayı, bulaşmayı planlayan kişinin mutlu olma şansı ise çok daha fazladır. Yaşam oyunu, kişinin sahiplik doğrultusunda bir şeyler yapabilmesi için bir kimlik benimsemesini gerekli kılar. İnsanoğlu, insanoğlu ile yakınlık içinde ise hayatta kalır ve bu hayatta kalmada zevktir. Başarılar, hayatta kalma potansiyelini sonsuz hayatta kalmaya doğru artırır. Bir kişiye soru sormadan itaat edilmesi gerektiğini söyleyen ilahi bir plana uygun bir aile, asla mutlu bir aile değildir. Bazı maddi konularda mutlu olabilir. Ancak bir birim olarak hayatta kalma durumu yüzeyseldir. Bir zihin donuklaşır ve körleşirse çözümleri uygun şekilde hesaplayamamaya başlar. Hedefleri ile ilgili kargaşa yaşar. Acı, hayatta kalmama tehdididir. Hayatta kalma çabasındaki hataların cezasıdır. Kişi, kendine, ailesine, dostlarına, evrenin yasalarına dürüstçe bağlandığı sürece hayatta kalır. Şu insanlar hem aptal hem de laftan anlamaz inatçı yaratıklar. Acı çekmekten büyük zevk alıyorlar. Yoksa acı çekmek için bu kadar uğraşırlar mıydı? İnsan küçük bir zevk elde etmek için birçok acıya katlanacaktır. Maaşımız bize bir şeylere değer olduğumuzu anlatır ve pek tabii ki yaşamımızı sürdürmek için gerekli şeylerin bir kısmını da olsa satın almamızı sağlar. Bir işçi sadece bir işçi değildir. Bir emekçi sadece bir emekçi değildir. Aynı şekilde bir büro çalışanı da sıradan bir çalışan değildir sadece. Tüm bu insanlar, bugünkü uygarlığımızın üstüne inşa edildiği, yaşayan, nefes alan sütunlardır. Mekanizmanın bir dişlisi değil, bizzat kendisidir. Sincaplar da ağaç diker, insanlar da. Ağaçlar, diğer ağaç çeşitlerini korur. Hayvanlar, ağaçları döller. Ağaçlar da, hayvanları korur. Ve ağaçlar toprağı öyle iyi tutarlar ki, az kök salan bitkiler de bu sayede gelişebilirler. Herhangi bir yere bakın. Yaşamın, yaşama yardımcı olduğunu görürüz. Yaşamın, diğer yaşamlara yakınlık duymasının karmaşıklığı o kadar etkileyici değildir. Ancak, bunlar neticede, yaşamın var olmaya devam etmesi için muntazam, pratik, önemli nedenlerdir. İnsan işini şimdiki zamanda yapmalıdır. İnsan, geçmiş incinmenin olduğu hafıza kayıtlarıyla işini sürdürmemelidir. İnsan, zaman zaman içinden çıkılmaz bir hal alan yaşam savaşına gark olduğunda, artık hayatta neşe,
keyif diye bir şeylerin olduğunu unutacak, yaşamın içinde eğlence gibi şeylere de yer olduğunu inanmaz hale gelecektir. Gerçekten de insanlar 30'lu yaşlarına vardıklarında her şeyden zevk alabildikleri çocukluk çağlarının nereye uçup gittiğini merak etmeye başlarlar. Otomasyon, bizim yerimize, bizim işimizi yapacak makineleri getirmesine rağmen ülkeyi yönetenler, bize ilave yeni iş imkanları sağlamayı unutmadığı sürece bir sorun teşkil etmez. Makineleşmenin yok ettiği iş gücü oranında yeni iş imkanları bulunması koşuluyla otomasyon insanlık için bir nimete dönüşebilir. Siz hiç çalıştığı iş yeri gözünde tüten bir emekliye rastladınız mı? Bugünkü sınırlı çalışma doktrini bizi belirli bir yaşa gelindiğinde artık çalışmayı bırakıp emekli olmanın gereğine inandırmaya çalışmaktadır. Yaşamın onda yedisi çalışma, onda biri aile ilişkileri, onda biri politika ve onda biri de dinlenmedir. İnsanlıktan mevcut nefretleri çıkartın ve ona kulak verin. Cehaleti böylelikle yok edersiniz. İşte cennet krallığı belki de budur. Mutluluk, bilinmez olmayan engelleri aşarak bilinen bir hedefe doğru yönelmek ve geçici bir süre için zevki düşünmek veya zevkten istifade etmektir. Yaşam en geniş anlamıyla organizmayı öldürme amacına da sahiptir. Bir organizma artık düzgün bir şekilde yaşamaya devam edemezse, yaşamın planı onu öldürüp tekrardan yeni bir organizmaya yatırım yapmaktır. Hiçbir şey tek başına hayatta kalamaz. Bütün eski kitaplarda şöyle yazar: kaostan doğum çıktı. Doğumdan sonra büyüme vardı. Büyüme tamamlanınca yavaş yavaş çöküş başladı. Sonra çöküş ölümle sonuçlandı. Ölümden sonra yine kaos vardı. Engeller, fikirleri, mekanı, enerjiyi, kütleleri ve zamanı kısıtlamakla, sınırlamakla oluşur. Tam bir özgürlükse tüm bunların yokluğu anlamını taşıyacaktır. Fakat bu aynı zamanda düşünce veya eylemin olmadığı bir özgürlüktür. Mutsuz bir mutlak hiçlik durumudur. Bir kişi, zorlanan bir bireyin bir işi iyi yaptığını asla göremez. Tıpkı zorlanan bir toplumun eşit derecede başarılı ve özgür bir topluma karşı üstünlük kazandığını göremeyeceği gibi. Etkileyici olanı hatırlayarak ve önemli olanı gözden kaçırarak insan, kendisini zaman zaman gereksinim ve acı tarafından kovalanan bir nesne olarak düşünmüştür. İnsanların yaşlanıp yoruldukları ve bu nedenle artık iş göremez hale geldikleri de doğru değildir. Gerçek olan, kişinin belirli bir anda ansızın maruz kaldığı incinmeyi kafasından atamayıp gelecekteki işlerine de yansıtması ve kontrol açısından gerilemesidir. Ama bu incinmenin yarattığı izin silinmesiyle tekrar kendi alanını kontrol edebilir hale getirebilir. İş bulma imkanları azalır. İşi elde tutmak ise gittikçe daha çok rastlantısal faktörlere bağlı kalırsa, sonunda hiç kimse güvensizliğin yarattığı bu gerilime daha fazla dayanamaz. Güvence arayışı, istikrar ve barış arayışıdır. Ve bu, işçinin hakkıdır. Ürünü yaratan kişi olarak yaşamak için gerekli ekmek parasını da hak etmiştir. Kişinin çalışma dünyasında yazgısı belirsizliktir. Kişinin amacı güvencedir.
günden güne yeni tehdit unsurları bilincimize nüfuz etmektedir. Makinenin kral olduğu bir dünya, insanoğlunu çarkın bir dişi yapar ve binlerce kişinin yaptığı işi yapacak. Yeni makinelerin geliştirildiğini ve bu nedenle de bir gün açlıktan öleceğimizin söylendiğini duymuşuzdur. Eğer bir adamın biraz deli olduğunu düşünüyorsak, geçmiş dönem öğrenme alanları bizi, onun aşk hayatı ve çocukluk çağına bakmaya yönlendirirdi. Daha yeni ve iyi bir bakış açısı ise onun güvencelerine ve çalışma koşullarına bakmaktır. Bir ulusun bireylerinin güvenceleri kötüye gittikçe delilik artacaktır. Eğer ulusal delilik problemleriyle savaşacak ve üstesinden geleceksek, daha iyi akıl hastaneleri yapmak yerine daha iyi çalışma koşulları yaratmalıyız.